talip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, öğrenmek herkese farzdır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet, huzur ve ibadetlerimizin kabulü için niyazda bulunuyoruz. 30 günlük bir Ramazan mektebinin sonuna geldik. Bugün Ramazan-ı Şerif'in son programını inşallah yapacağız ve yarın Allah nasip ederse bayrama kavuşacağız. 1445 Ramazan'ın son Diyanete Soralım programıyla annelerimizde misafiriz. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi muhterem İdris Bozkurt hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı hocamıza sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanete Soralım ekibinden ekip arkadaşlarımızla görüşebilir. Ardından da yayına bağlanabilirsiniz. Diyanete Soralim @diyanet.gov.tr adresi üzerinden de mail yoluyla sorularınızı sormanız mümkün. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, sorularını sosyal medya hesapları üzerinden bize iletmek isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Oradan gelecek soruları da kıymetli hocama bendeniz sizler adına inşallah aktarmaya gayret edeceğim. Hayırlar fetholsun, şerler defolsun. Ümmeti Muhammed sağlık, sıhhat, afiyet bulsun niyazıyla. Hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım. Sonra inşallah sorularınızı sormaya başlayacağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah hocam. Tabii 30 Ramazan'ı bitirmiş olmanın getirdiği bir hüzün ama hüznün peşinde de hemen yarın Allah nasip ederse bayrama kavuşuyor olmanın mutluluğu var içerimizde. Siz ne hissedersiniz? Ramazan'ı bitirmenin bir burukluğu var mıdır sizde de? Tabii şimdiden bayramımız mübarek olsun inşallah. Bir Ramazan ayını bitirmenin, hatta sizin de ifade ettiğiniz gibi evet belki sevinç değil de alışmıştık aslında. Güzel evet. De gidiyordu. Hayat bundan sonra da Ramazan olabilirdi. Çünkü ilk günlerde bazen ne olabiliyor? İnsan belki alışma sorunu çekebiliyor ama şu anda alıştık elhamdülillah. Evet. Fakat her sayılı gün ne yapıyor? Bitiyor. Bugün de evet o son inşallah Ramazan programını yapacağız. İnşallah Rabbim mükafatını, ecrini zayi etmesin. Amin hocam. Bütün Allah seyircilerimize de saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkürler. İlk telefon bağlantımız da hazırmış efendim. Fahrettin Bey Ankara'dan telefon attığımızda. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun Fahrettin Bey. Öncelikle Diyanet'e soralım ekibine teşekkür ediyorum böyle faydalı programlar yaptığı için. Allah razı olsun. Hocamıza da Allah razı olsun. İlminden faydalanıyoruz, istifade ediyoruz. Sağ olun. Müsaadeniz olursa ben soruma geçmek istiyorum. Buyurun. Sorum, namazda niyetin yeri nedir? Cemaate yetişmek için bazen böyle koşuşturmayla geçiyoruz. Namazda farza yetişelim diye. Hı hı. Bu süre içerisinde niyet etmeyi unutuyoruz. Kalben etsek bu yeterli olur mu? Bir de namazdayken bazen farz namazında hocanın okuduğu şeyleri istemsiz bir şekilde tekrar ettiğimi hissediyorum. Yani bunun bir sakıncası var mı? Yani imam olunca neleri okumalıyım? Peki. Bu hususta hocam bizi aydınlatırsa sevinirim. Teşekkür ederiz Fahrettin Bey. Güzel bir soru. Şimdiden tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok selam. Teşekkürler efendim. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Sağlık afiyet diliyorum. Ankara'ya selamlar. Olur ya, hepimizin başına gelebilir hocam. Bazen camiye girdiğimizde bir bakarız ki hoca efendi, müezzin efendi kâmeti bitirmiş. Hoca iftidah tekbirini almış. Hatta Fatiha azammış, sure okunmuş, rüküye gidecekler. Biz de o sırada tabii niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama falan demeye yetiştiremiyoruz belki. Birçoğu böyle yapıyor çünkü. Direkte iftidah tekbirini alıp hoca efendiye uyuyoruz. Olur mu? Tabii ne amaçla gittiğimiz... Orada efendim niçin o gayreti sarf ettiğimiz de önemli. Çünkü namazda niyet evet ne diyeyim sözlü olarak ifade edilemese de niyet var aslında. Bir amaç için oraya gittiğimiz gerçek. Niyetin de namazın farzlarından birisi olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Namaza girerken niyetsiz olmaz. Zaten her ibadette öyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle innemel amalu bin niyat diyor.
Yani ameller niyetlere göre bir değer, anlam kazanacak. Hı hı. Dolayısıyla neyi, niçin yaptığımızı bilmeden ne yapamayız? O işe girmeyiz. Tabii. Namaz için de böyledir. Fakat niyetin yeri kalptir. Yani aslen kalben niyet etmemiz esas. İşte başta da söylediğim gibi, evet siz de ifade ettiniz. Bir an önce yetişeyim düşüncesiyle oturup efendim o ayakta o sözcükleri ayrı ayrı tekrar etmemiz belki güç olacaktır. Kalben namaz, bu namaz ne efendim? Öğle namazı veya ikindi namazı, sabah namazı. Efendim imama niyet etmek. Bunu içimden geçirip direkt Allahu Ekber deyip rüküye eğilmek dedir, niyeti karşılar. Ha bunu keşke imkan ve fırsat bulsak da ayrıca kalbin efendim o kastını, meylini ne yapmak? Dile efendim lafızlara dökmek tabii ki müstehaptır. Onu da hatırlatmak isterim. Eyvallah hocam. Yine Fahrettin Bey'in sorduğu ikinci soru, namaz kılan insanların birçoğunun başına geliyordur. Hele ki arkasında durduğumuz imam efendi kıraati bizim bildiğimiz bir yerden yapıyorsa ister istemez bazen sanki onunla beraber okuyormuşuz da gibi oluyor yani. Okuyoruz. Bu bir problem oluşturur mu? Namazda kıraat dediğimiz kısım Fatiha ve Zamm-ı Sure'dir. Zamm-ı Sure, Fatiha'yı ve Zamm-ı Sure'yi imam okurken biz susarız. Hatta bir ayet yok mu? Estaizu billah. Ve izâ gure'el Kur'anu feslemi'u lehu ve ansıtu. Değil mi? Yani Kur'an okunduğunda ne yapın? Susun ve dinleyin. Yani biz de namazda ne yapmalıyız? İmam okurken imama. Ha gayri ihtiyari belki ona eşlik ediyor olmamız ama dinlemek o demek değil. O okumaktır. Evet, keşke ne yapsak? Susup dinlesek. Yani buna kendimizi hazırlayarak namazı. Tamam, öyle halletsek. En azından okuduğunu anlamlandırabiliyorsak, manası üzerine tefekkür edebiliyorsak o daha da güzeldir. Fakat gayri ihtiyari insan kendine hakim olamayarak imamın okuduklarını Fatiha veya Zamm-ı Sure'deki ayetleri, o cümleleri, harfleri telaffuz etmiş olmak namaza zarar vermez. Ama dinlemeyi tercih ederim tabii ki. Peki efendim, teşekkür ederiz. Erzurum'dan bir telefonumuz var. Eda Hanım hattımızdaymış. Alo. Alo, selamünaleyküm. Aleyküm selam Eda Hanım. Hocam şey soracaktım. Şimdi üvey anne babayla çocuğun mahremiyeti nasıl olur? Bir de hocam üvey anne babaya zekat verilir mi? Ya da üvey anne baba üvey çocuğuna zekat verebilir mi? Bunu sormak istiyorum. Peki. Kolaylıklar diliyoruz. Erzurum'a selam olsun. Hayırlı bayramlar şimdiden. Allah'a emanet olun. Üvey anne baba ile mahremiyet ilişkileri nasıl olur hocam? Yani üvey annemiz bizim babamızın eşi. Ya da annemizin babamızın tabii. Eşi. Veya annemizin eşi. Şimdi bunlarla bizim direkt neyimiz yok? Efendim bir kan bağımız yok. Dolayısıyla onlar bizim bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler değil. Hı hı. Ne olabilir? Bunlara zekat fitre verilebilir. Ve tabii ki annemizin hatırına veya babamızın hatırına ne yaparız? Üvey annemize de gereken saygı ihtimamı gösteririz. Mutlaka bir bağımız var. Mesela diyelim ki başka şeyler de var. Mesela evlilik ilişkimiz olmaz. Yani mahremiyet oluşur. Ebedi yani tabii ki mahremiyet oluşur. Kuralları devreye fakat giriyor. Konu zekat, fitre, fidye meselesi olunca haliyle ne olabilir? Efendim onlar mağdur, muhtaç olduklarında onlara mutlaka ne yaparız? Kendi imkanlarımızla da destekleriz. Zekat, fitre vermemizin önünde de bir engel yoktur. Eyvallah hocam. Seçkül Hanım'ın selamları var size. Diyor ki hocam ben itikaf ibadetini çok merak ettim, araştırdım, yapmaya gayret ettim. Fakat son 5 gün yapabildim. 10 gün olduğu için diyor, Şevval ayında da bir 5 gün devam etsem acaba olur mu? İsabet kaydeder miyim? Ne dersiniz? Şimdi Furkan hocam, itikaf dediğimiz şey bir mabette, yani camide, 5 vakit namaz kılınan bir mescitte kendimize ne yapmak? İbadete hasretmek. Yani dünyevi meşgalelerden, telaşadan, efendim her türlü işte maddi şeylerden sıyrılıp tamamen manevi bir atmosfere girmektir. Peki bunu mabette yapacağız, yani camide yapacağız. Camide yaptığımız için efendim bunu ne zaman yapacağız kısmına gelirsem sünnet olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'ın son 10 gününde. Hı-hı. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Ömrünün sonuna kadar onu sürdürmüştür. Rivayet olur ki son Ramazan'da 20 gün olduğuna dair de ne var? Rivayet var. Yani kısaca Ramazan'da sünnet olan itikaf Ramazan'ın son günleridir. Fakat sünneti yerine getiremeyen kişi ne yapabilir? 5 gün yapabildiyse 5 gün. Hatta İslam fakihleri derler ki itikafın en asgari süresi 1 gün derler.
Evet. İmam Ebu Yusuf der ki yarım günden biraz fazla da olabilir der. İmam Muhammed der ki günün bir anı bile olabilir, bir saati bile olabilir der. Kısaca ne kadarını yapabiliyorsak o kadarını yaparız. Şimdi soruyu soran müstefti kardeşimiz ne diyor? Ben 5 gününü yapabildim. Tamam. 5 günü yapar. Peki Ramazan'dan sonra olmaz mı? Sünnet olan Ramazan dedik ama senenin her gününde, her haftasının her ayında olabilir. Yani Şevval ayında da bir insan ne yapabilir? Kendisini ibadete asla. Ama benim yani 5 gün yapmıştım tamamlayayım 10 gün olsun mantığı doğru değil. Değil tabii ki. Eyvallah. Evet. Yani şunu diyeyim, eğer bir itikafa niyet ettiği, adakta bulunduğu, ben şu kadar söz veriyorum efendim şey yapacağım dediyse bunu yaptı, yapamadıkları günleri daha sonra kaza edebilir. Fakat kaza ederken Ramazan'ın itikafını kaza edeceği için oruçlu olma şartı da vardır. Bu sanıyorum bu kaza falan değil. Öyle değil, evet. Bu öyle değil. Yani ben biraz şimdi yaptım, biraz da Ramazan'dan sonra yapmak istiyorum diyenin önünde de itikaf açısından ne yoktur? Bir engel yoktur. Ama şu günleri iyi değerlendirenlere ne mutlu. İnşallah bir dahaki Ramazan'a. İnşallah. Peki Ramazan'a kadarki aylarda da itikaf yapmak isteyenin önünde de ne yoktur? Dini bir engel yoktur. Eyvallah hocam. Latif Bey'in selamları var. Kendisi yurt dışında yaşadığını ifade etmiş ve çalıştığı yerde namaz kılarken yaşadığı bir takım problemlerden bahsetmiş. Soruya geçmeden evvel şunu söyleyeceğim. Türkiye'de yaşayan ve ibadetlerini çok rahat şekilde yapan, çalışırken ibadet noktasında problem yaşamayan kardeşlerim soruyu biraz daha iyi dinlesinler. Çünkü Latif Bey diyor ki biz iş yerimizde namaz kıldığımız için mobbing uygulanıyor. Namaz kılmamızı istemiyor işverenimiz. Sonuçta gayrimüslim bir kimse ve bizim inançlarımıza da saygı göstermiyor. Namazlarımızı kazaya mı bırakmalıyız yoksa oturduğumuz yerden ima yoluyla hızlı bir şekilde kılma yöntemini mi tercih etmeliyiz demiş. Öncelikle şunu ifade etmek zorundayım. Yani inanç özgürlüğü dünyanın her tarafında vardır. Hele hele yurt dışı bulunduğu yer belki insan haklarına, efendim özgürlüklerine riayet eden bir ülke olmalıdır. Yoksa aslında bunu temin içinde insan olanca gayretini, bu konudaki hakkını, hukukunu mutlaka korumalıdır. Şimdi yurt dışında veya yurt içinde inanç özgürlüğünün bir parçası da sadece inanmak değil, inandığını yaşamak da nedir? Onun özgürlüğünün tabii bir parçasıdır ve onun devamıdır. Böyle olunca peki iş yerinde çalışan insanların da hakları var, çalışan hakları var. Bir mesaiye soktuğunuzda efendim kaç saat, 8 saat çalıştıracaksanız hiç molasız 8 saat çalışacak diye bir şey yok. Tabii. Mutlaka molaları var. Çaydır, kahvedir efendim. Hatta ihtiyaç molasıdır vesairedir. Yani bizler ne yapabiliriz? Aslında ima ile şununla bununla kılacak yani namazı bir defa o kılınan o şekliyle eda edilen efendim erkanıyla, adabıyla yerine getirmektense ima ile kılayım anlayışı ne değildir? Namazı namaz olmaktan çıkartır. Çünkü ima ile kılmak için bir mazeret olmak lazım. Bu o mazeretlerden değildir. Ben o molalarda veya o aralarda kendisini ona göre hasredip, çünkü şeyin mesainin tamamında hep namaz kılmıyoruz. Biz suistimal etmeme koşuluyla, peki namazımızı ibadetimizde istismar aracı yapmama koşuluyla ne yapabilir? Namaz kılabilir ama ima ile kılmak yerine kılabiliyorsak en azından namaz vaktinde farzını. Farzını bile kılmaya insan ne olabilir? Molada çok rahatlıkla fırsat bulabilir. Peki buna da fırsat bulamadıysak ne olabilir? Efendim cem etmeyi, nasıl cem etmeyi? İşte öğle ile ikindiyi, efendim öğlenin vaktinde veya ikindinin vaktinde, akşamla yatsıyı, efendim cemi takdim, cemi tahir deriz ya, o şekliyle de kılmak, bu da bir yoldur. Fakat her halükarda eğer o iş yerine çalışmak zorunda mıyız, bir de o da var. En azından bu, haklarımızın efendim gerçekten ihlal edildiği bir yerde ömür boyu ne yapamayız da bunu sürdüremeyiz. Bunu da ayrıca ne yapmak lazım? Masaya yatırmak lazım. Aynen öyle hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ali Bey'in selamları var. Diyor ki hocam kımız içmek caiz midir? Bu konuda hiç bilgiye rastlayamadım. Diyanete sormak istedim diyor. Tabii bizim yörelerde yok ama ne var? Efendim işte biraz daha Orta Asya'da daha fazla soydaşlar var. Fakat açıkçası ne diyeyim? İçenler var, buna cevaz verenler var. Fakat ben içtim mi? Ben içmem. Biraz da bilmiyorum herhalde sarhoş edici özelliği falan da birazcık ondan sonra fermentasyonu vesairesi olduğu takdirde de insanların etkilendiği de bir gerçek. Fakat yani gönül rahatlığıyla içilmesini tavsiye edeceğimiz bir içecek olmadığını söyleyebilirim. Eyvallah hocam. İnşallah sizin bu tavsiyenize de dikkat ederler. İnşallah. Fatma Hanım'ın selamları var. Vitir namazı teheccüd yerine geçer mi hocam diyor.
Tabii her namazın kendine özgü bir şeyi vardır. Vakti vardır, kılınma şekli, rekat sayısı vesaire. Vitir namazı gecede kılınan en son namazdır. Ama teheccüden sonra kılınan namazdır. Bir insan vitir niyetiyle kıldığı namazı teheccüd yerine geçiremez, sokamaz. O halde ne yapacağız? Önce teheccüdümüzü kılacağız. Sonra da vitir namazını kılacağız. Yani gecenin nafile olarak yani farz dışında kılınan en son namaz vitir namazıdır. Kıldığımız vitri biz teheccüd yerine geçiremeyiz. Yani teheccüd kılmış olmayız vitir namazı niyetiyle kıldığımız namazla. Eyvallah hocam. Şimdi özellikle şu son birkaç gündür biz şöyle bir şey yapmayı planladık. Çünkü izleyicilerimiz aynı minvalde sorular sormuşlardı. İşte aynı soruyu birkaç kişi sorunca ortak bir soru yapalım. Onu biz dillendirelim istedik. Bugün bayram gecesi hocam. Yarın Allah nasip ederse bayrama kalkacağız. Çocuklar gibi de şeniz aslında. Eski çocukluk hatıralarımız böyle hepimizin gözünün önüne geliyordur. Sabah bir türlü olmazdı böyle. Bayram nasıl değerlendirilmeden önce bayram gecesi özellikle yapılması gereken bir şey var mı? Hani 30 günlük bir mektepten bahsettik ya programın açılışında ben söylemiştim. 30 gün Cenab-ı Allah'a iltica ettik, oruçlar tuttuk, hayır hasenat yaptık, sadakayı fıtırlar dağıttık. Bir muhasebe yapıp bayrama öyle mi çıkmalıyız aslında? Tabii ki. Gerçekten ne mutlu. Bugüne kadar sağlık afiyet içerisinde oruçlarını tutup yarın bayramı erenlere. Biz bu bayram gecesini de tabii ki ibadet ve taatla geçirmeliyiz. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinde 5 geceden bahsediyor. İbadetlere mutlaka makbul olacağı geceden bahsediyor. Farklı bir rivayette de bayram gecesini uyanık geçiren, ibadet ve taat içerisinde olan insanın kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmeyecektir müjdesi var. Bu da bayram yani Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri. İşte bu gece. Peki bu geceden ne yapılabilir? Öncelikle tövbe istiğfar edip Rabbimizden tadarruda, niyazda bulunmak, dua etmektir. Peki bu gece dualarımız makbul olacaksa o halde bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz. Evet belki bu gece teravih yok. Fakat ne var? Teheccüd var. Yani nedir? Teravihin yerini teheccüd alacak. Hatta teheccüdle birlikte de ne yapacağız? Dualarımızı inşallah, niyazlarımızı en iyi şekilde yapacağız. Ve günahsız, akpak ve günahsız olarak Rabbimizin huzuruna inşallah yarın bayrama ereceğiz. Tabii ki yarın da yapacağımız en güzel şey de nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi bugün yapılacak en önemli ibadet nedir? Bayram namazıdır diyor. Bayram namazına inşallah ne yapacağız? Hep beraber kılacağız. Hep birlikte kılacağız. Bayram namazıyla alakalı sorularım var hocam. Bunu biraz daha programın sonuna doğru erteliyorum ki daha akılda kalsın. İnşallah Ramazan'ı razı ederek uğurlamışızdır diye ben i̇nşallah. Sık söylerim hocam. İlerleyen dakikalarda yine bayram ve Ramazan bağlamında sorular gelecektir ama hattımızda bir telefonumuz var. Kırşehir'den Cevat Bey telefon attığımızda. Alo. Alo merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler Cevat Bey, buyurun. İyi yayınlar hocam, şöyle bir sorum olacaktı. Şimdi ben kendi bu yıl vermem gereken zekatı hesapladım. Ama ben bu zekatı böyle sevgi evlerindeki çocuklara hediyeler alarak versem kabul olur mu? Yani zekat yerine geçer mi? Evet. Soralım Cevat Bey. Yani niyetiniz çok güzel. Bakalım hocam ne diyecek. Kırşehir'e de selam ederiz efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesinde hizmet veren sevgi evlerimiz var. Çocuklar anneleri babaları tarafından bırakılmış, terk edilmiş veya şiddet görmüş yavrularımızdan oluşuyor bildiğim kadarıyla. Bu çocuklara hediye vermek suretiyle zekatımızı ödeyebilir miyiz? Yani öncelikle bu çocuklara hediye vermeliyiz. Bu çocukları sevindirmeliyiz. Gerçekten devletimizin himayesinde olsa da en azından aile sevgisini, şefkatini, insanların onlarla olan diyaloğunu, gerçekten iletişim kurma aracını ki hediye aracılığıyla da olsa yapmalıyız, ihmal etmemeliyiz. Fakat bunu zekattan, fitreden, fidyeden mi ödemeliyiz? Bunu ayrıca düşünmeliyiz. Çünkü biz zaten zekat, fitre ve fidyeyi özellikle fakirin, mağdur, muhtaç, hatta bir lokma ekmeğe muhtaç olan, gerçekten aç, sefil, biçare olan insanların hakkını buralara hediye olarak, bilmem ne olarak vermek çok da ne değildir. Şey amacına, yani o zekatın, fitrenin ve fidyenin amacına uygun değildir. Ben bunun dışında ne yapalım? Gönüllü bağışlarımızla bu çocukları sevindirelim. Bir de hayır hasenat yapalım derken yapalım. Sadece zekat değil mi hocam? Şimdi Furkan hocam şöyle bir şey var. Zekat zaten bizim asli zorunlu görevimiz, farz olan bir ibadetimiz.
Farz olan ibadeti eksiksiz yapmalıyız ki makbul olmasını sağlamalıyız. Fakat biz nasıl olsa vereceğiz düşüncesiyle bir de onu oraya aktaralım. Yani fakirin fukaranın hakkını ne yapmamalıyız? Zayi etmemeliyiz. Gerçekten hak sahibine teslim etmeliyiz. Hani ve fi emvalihim hakkun lisaili vel mahrum diyor ya. Yani gerçekten o varlıklı insanların mallarında hakkı olan, fakirin hakkı olan, mağdur muhtaç olan, fakru zaruret içerisinde olan insanların hakkını kendilerine teslim ediyoruz. O hakkı alıp da başka yerlere, yani çarçur etmek diye ifade etmek istemiyorum ama zayi etmiş oluruz onların hakkını. Ama o çocuklara da mutlaka başka yolda sevindiririz. Eyvallah. Yani zekat fitri, hayır hasenat sadece zekat tabii, değil. Mutlaka. Sadaka yoluyla belki çocuklarımıza birer oyuncak alsak, birer bayramlık alsak çok büyük sevaba gireriz. İnşallah. Sevgi evlerindeki çocukları da unutmamak lazım. Cevat Bey'e teşekkür ediyorum. İbrahim Bey'in selamları var. Dinde zorlama yoktur ayeti kerimesi nasıl anlaşılmalıdır? Bu konuda hocamın görüşlerini merak ederiz demiş. Yani estağfirullah bismillah. La ikrahe fiddin. Değil mi? Ayet öyle. Evet. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتُ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Şimdi gerçekten ayette ilginç bir şey var. Evet, dinde zorlama yoktur. Çünkü artık neyin doğru, neyin yanlış olduğu ayan beyan ortadadır diyor. Evet. Şimdi ondan sonra فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتُ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ. Yani o sahte tanrıları bırakıp Allah'a inananın da ondan sonra tabii ki akıbetinin neler olduğunda Rabbimiz orada ayette devam ediyor. Şimdi nedir bu ayetteki maksat? İnsanların gerçekten inanç işi, yani inanma işi neyle ilgilidir? Kalple alakalı bir şeydir. Peki inanmak istemediği, kabul etmek istemediği, efendim bir dini zorla kabul ettiremezsiniz buna. Yüzünüze kabul ettim der ama kalben yine reddeder. Bunu anlatmaya çalışıyor ayet. Bu noktada zorlama yok. Bu noktada zorla bir insanı Müslüman edemezsiniz. Müslüman olmak istemiyorsa. Ona ne yapabilir? İslam'ın güzelliklerini, efendim inanmamanın zararlarını anlatabilir. Peki tebliğ görevini, irşat görevini yapabilirsiniz bu insanlara. Fakat yaptığınızda ister inanır, isterse inanmaz. O halde o konuda ne yapmak lazım? Serbest bırakmak lazım. Ayetin asıl mesajı bu. Ha, bu şu demek değil. Tabii ki inandık Müslümanız elhamdülillah. Müslüman olmanın bize bir takım neler vardır? Tevdi ettiği görevler, yükümlülükler vardır. Yükümlülüklerini yapıp yapmamakta serbestin anlamında değil. O da tabii ki o ne olabilir? Efendim görev bilinciyle yapmamız, farz olanları yerine getirmemiz, efendim yapılmaması gereken yasaklardan da uzak durmamız Müslüman olmamızın bir gereğidir zaten. Bu konuda değil. Asıl şey inanıp inanmamakta insanlar serbesttirler. Zorla ne yapamazsınız? İnandıramazsınız. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki, teşekkür ederiz. Berna Hanım'ın selamları var. Bir kadın kendisinin fitresini veya fidyesini ya da zekatını eşinin bilgisi olmadan bir başka birine verebilir mi diyor. Yani tabii ki, tabii fitre kendisine ait, ibadeti kendisine ait. Fakat acaba bu eşler arasında bir problem olacak bir şey mi diye düşünüyorum. Yani mutlaka hepimiz öyleyiz. Yani siz, ben fitreyi nereye vereceğimizi evde istişare etmedik mi? Etmeliyiz belki. Kime yardım edeceğimiz? Belki ne olabilir daha mağdur muhtaç? Gel fakir zaruret içerisinde nedir? Daha öncelikli olan insanlara istişareler sonucunda tespit edebiliriz. Dolayısıyla efendim gerek eşimizin gerekse kendimizin tanıdıklarından birisine teslim edebiliriz. Bu konuda bir şey yok. Eğer bir kadın kocasına da sormadan veya bir erkek eşine sormadan da bir yere vermişse o da makbuldür tabii ki. Eyvallah hocam. Ali Bey'in bir sorusu var adak kurbanı ile alakalı. Muhterem hocam, bir kimse karısının adamış olduğu ve daha sonra kestirmiş olduğu adak kurbanından zengin ya da fakir olsun yiyebilir mi diyor. Ya bu konuyu çok merak ediyorum. Ne dersiniz demiş. Yani adak kurbanı aslında fakirlerin hakkı. Fakirlerin hakkı derken eşimiz de fakirse o yiyebilir mi? Eşimiz, yani biz zaten yani var olan evet birikimlerimizi eşimizle paylaşırız. Adağımızı ise paylaşmadığımız insanlara, yani yabancılara veririz. Dolayısıyla eşimiz bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir. Zor durumda, efendim ihtiyaç duyduğumuz durumda her an yanımızda olan kişidir. Peki buna adağımızdan, zekatımızdan, fitremizden, efendim hatta fidyemizden ne yapamayız? Eşimizi, efendim eşimiz dışındaki insanlara veririz, onu faydalandıramayız. Eğer bilerek veya bilmeyerek bundan yani eşinin kesmiş olduğu adaktan istifade etmişse, yemişse o kadarı ne yaparız? Tasattuk ederiz. Eyvallah hocam. Evet. Teşekkür ederiz.
Bursa'dan bir telefonumuz var. Süheyla Hanım hattımızdaymış. Alo. İyi akşamlar hocam. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Evde para ya da altın tutmak çok zor oluyor hocam. Banka kasası kiralandığında verilen ücret faiz hükmünde mi oluyor? Bankada altın hesabı açtırmak caiz midir? Bir de hocam bir sorum daha var. İki tane kabul edebiliyoruz Süheyla Hanım. Kusura bakmayın. Öyle mi? Efendim. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Bursa'ya selamlar. Şimdi yani bozmayalım. Aslında ikisi de aynı konu. Yani. Evet. Yani üçüncü soru ne olacaktı diye ben merak ettim. Yine altın konusunda devam ediyordu yani. Ama birisi hocam kasa kiralamak, birisi altın hesabı açtırmak şimdi. Eyvallah. En önemli ikisi bu diye kanaat getirdim ben. Bir de şimdi bayram üzeri haksızlık yaparak programı şey yapmayalım. Hep iki, bugüne kadar iki aldık o yüzden. Evde altın, para, mücevher, değerli bir takım şeyleri saklamak hakikaten zor. Güvenlik endişesi taşıyoruz. Bankaya gittiğimizde, kasa kiraladığımızda ödediğimiz bu kasa ücreti faiz yerinde midir yoksa bir kiralama ücreti midir? Tam tersine yani bir faizle ilişkisi yoktur. Zaten kasa kiralıyoruz. Orada onu korumanın karşılığında bir bedel ödüyoruz. Efendim, hatta onun şeyi de tamamen sizin kontrolünüzde. Kimse sizin onu, evet, sizin olayınız, gözetiminiz dışında ne yapamıyor? Kimse orayı da açamıyor. Böyle olunca orada o emanetleri saklamanın karşılığında ödediğimiz bir bedel ne değildir? Faiz değildir. Eyvallah. Evet, kira bedeldir. Yapılabilir. Hatta biz bunu tavsiye ediyoruz. Yani mesela bir insanların, işte herhalde ikinci sorusu seyircimizin. Mesela orada da diyor ki, tabii, altın hesabı açtırabilir miyim? Buradaki tehlike ne hocam? Asıl ben bunun üzerine gireceğim. Yani şöyle diyeyim. Bankalarda gerçekte altın olmadığı halde, altın satmadıkları halde sanal altın hesabı açıp altın kuru üzerinden efendim ne diyeyim TL rakamlarının oynadığı, sadece rakam olarak altın olarak gösterildiği, fiziki anlamda altın olmadığı, ki bu tür sanal hesapları aslında ne yapıyoruz? Yani sarf akti, İslam iktisadındaki sarf akti çerçevesinde bağlamında değerlendirildiğinde aslında cevaz verilmiyor. Yani bunu efendim doğru bir yatırım aracı olarak gösterilmiyor. Böyle olunca buna, bu insanlara ne diyoruz? İlla da sen tasarruflarını, birikimlerini altın üzerine yapmak istiyorsan efendim git kuyumcudan altın al, fiziki anlamda parasını ver, altını al. Bu altını da illa da ben evde saklayamam, kasam, evim vesaire, böyle yastık altı işlemlerim, tehlike var diyorsun. Can ve mal güvenliği açısından riskler barındırıyor. Dolayısıyla bu altını nerede saklayayım dediğin zaman diyoruz ki kasa kiralarsın, orada da altını korursun diyoruz. Aynen. Şimdi aslında bir, yani ben sorunun ikisinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşünerek böyle bir soru gibi gördüm. Gerçekten sanal hesap açmaktansa evet kasa kiralayıp altın alıp orada saklamak tabii ki daha isabetli. Peki efendim. Evet. Rabia Hanım'ın selamları var size. Diyor ki muhterem hocam, Ramazan ayı içerisinde tutamadığımız borç oruçlarımız var ya diyor. Bayram günlerinde oruç tutmaya başlayabilir miyiz? Oruç tutulmayan günler var mıdır demiş. Tabii ki var. Yani şu anda biz ne yaptık? Bir Ramazan boyu elhamdülillah bugüne kadar oruçlarımızı tuttuk. Hatta yarın nedir? Oruç tutulamayacak günlerdir. Hatta Ramazan bayramının adı nedir? Eydül Fıtır'dır. Yani iftar edilecek, ziyafet artık, yani oruç tutulamayacak gündür. Peki başka nedir? Kurban bayramı günleri. Kurban bayramı günleri diyorum. Yani o günlerde efendim bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri. Çünkü orada da ne var? Bir ziyafet günü. Kurban kesilecek. Kurban etleriyle kendimiz, misafirlerimiz, konuklarımız, efendim mağdur muhtaç olan insanlar, değil mi, konu komşu, onlara ne yapacağız? Dağıtacağız. O günlerde de oruç tutulmaz. Hatta bu kurban, Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramının dört günü bazı kaynaklarımızda tutulması haramdır. Bazılarında tahrimen mekruhtur derler. O zaman ne yapacağız? Bu günler yasak günler. Bunun dışında da tabii ki yasak günler var. Hı hı. Mesela diyelim ki işte Muharrem ayında işte efendim ne diyoruz? Aşure günü diyoruz. Yani Aşura biraz aşaradan da geliyor. Şeyin, Muharrem'in 10. günü tek başına oruç tutmayız. Ne yaparız? O günü ya 9'unu 10'una bağlayarak 2 gün peş peşe ya da 10-11. Veya 10'u 11'e. Mesela bir şey daha aklıma geldi. Şöyle de oruç tutulmaz. Her ne kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam tutmuşsa da bize yasaklamıştır. Mesela savmu visal deriz. Yani 2 gün veya 3 gün hiç iftar etmeden
bugün oruç tuttuk, hiçbir şey yemeden içmeden yarın da devam ettirmek, öbürsü günde devam ettirmek. Bunu yapanlar oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Uyarıyor. Diyorlar ki ya Resulallah sen de yaptın aynısını. Diyor ki ben siz gibi değilim. Bana Allah yedirir içirir ama siz öyle değilsiniz. Dolayısıyla siz ne yapmayın? Kısal orucunu tutmayın diyor. Mesela bunun dışında benim aklıma şu da geliyor. Nafile oruçlar. Nafile oruçlarda mesela Ramazan mıdır, işte Şaban mıdır? Yevmüşşek deriz ya. O günlerden ne yapmayız? Oruç tutmayız. Yani Ramazan'ın öncesinde bir iki gün önce bugün oruç tutayım. Ramazan olabilir düşüncesiyle de ne yapılamaz? Oruç tutulamaz. Cuma günü nafile olarak sadece cuma günü ne yapılamaz? Oruç tutulmaz. Çünkü onu da ne yapıyoruz biz? Haftalık bayram günü olarak ilan etmişiz. Kısaca oruç tutulamayan günler var. Yarın da o günlerden birisi. Evet. Teşekkür ederiz. Keriman Hanım'ın selamları var. Hocam cevaplandırırsanız çok sevinirim demiş. Zekat vermeyen kimsenin başına gelir mi? Bir bela gelir mi? Zekatlarımız bizi beladan korur mu demiş. Zekat Allah'ın emri, farz bir ibadet. Haliyle bu ibadeti yapmayanların cezasının Kur'an'da ağır olduğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Servet biriktirip peki insanlar o servetinin yani fakirin hakkı olanı fakire tevdi etmemesi, onu biriktirmeye devam etmesi, onu harcamaması nedir diyor? Bunun akıbeti büyük bir azaptır diyor. Büyük bir cezadır diyor. O halde hatta ondan sonraki ayette o cezanın nasıl uygulanacağına dair de neler var? Ayette açık açık ifadeler var. Öyle olunca bir defa biz belayı, bela dediğimiz şey farklı bir şey. Yani ahirette karşılaşacağımız o akıbetle, yüzleşeceğimiz o durumla evet yüz göz olmamak için şimdiden ne yapacağız? Var olan birikimlerimizin hakkını yani fakirin tabii hakkı olanı fakire teslim edeceğiz. Bundan daha büyük bir bela olabilir mi? Allah korusun. Yani şimdi insanlar şöyle diyeyim. Mesela zekatın faydalarından bahsederken zekat malı eksiltmez hatta bereketlendirir diyoruz. Zekat malın sigortasıdır diyoruz. Bunlar hep böyle kaynaklarda şeylerimiz vardır bunlar. Peki bu kadar güzel ondan sonra diyelim ki zekat vermeye teşvik eden efendim kaynaklar, naslar varken biz hala bela vesaire diye okumanın bir anlamı yok. Şimdi insanlar ne yapabiliyor? Başına bir olumsuzluk, bir musibet geldiğinde efendim ben acaba zekat vermediğim için mi bu benim başıma geldi diye sorguluyor. Bilemeyiz onu Allahu alem. Ama ondan mıdır da ondan da emin değiliz. Eyvallah. O halde böyle bir durum hem dünyada ve hem de ahirette gerçekten dünyada bizi huzurlu kılacaksa ne yapacağız? Var olan birikimlerimizi fakirlerle paylaşacağız. Ki onlarla olan o sıcak ilişkimizi, irtibatımızı efendim zekat vasıtasıyla çünkü Peygamberimizin bir hadisi var. Zekat kantaratül İslam diyor. Yani zekat aslında nedir? İslam'ın o iyilik köprüsüdür. Bu köprüyü o fakirle efendim varlıklı insan arasındaki bu köprüyü, bu iletişimi sağlamak zekatladır. O zaman böyle bir güzel olan toplumsal yardımlaşmaya, dayanışmaya, birlik ve beraberliğe vesile olan bu ibadeti de yapmamak toplum için de sıkıntılıdır, kendimiz için de sıkıntılıdır. İçerisinde yaşadığımız gerçekten yani birçok ekonomik problemlerimiz var. Efendim bu uçurumları, bu ondan sonra engelleri aşabilmenin de yolu zekat vermektir. Peki vermiyorsak, toplumda büyük sıkıntılara sebebiyet veriyorsak ekonomik anlamda o da bizim belamızdır. O da bir musibettir bizim için. İlla belayı böyle değerlendiriyorsa seyircilerimiz biraz da böyle de bakmak yani, lazım. Evet. Bu açıdan değerlendirildiğinde tabii çok daha büyük bela aslında. Tabii ki. Allah korusun. Zekatını kuruşu kuruşuna hesap eden fakir fukaraya da veren kimselerden olmak en büyük arzumuzdur. Ankara'dan bir telefon bağlantımız var. Faruk Bey hattımızda. Alo. Alo. Buyursunlar Faruk Bey. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam. Ben Ankara'da yaşıyorum hocam. Ne güzel. Babam tutturdu, ölürsem cenazemi Erzurum'a gömün diyor. Fakat yanımızdaki mezarlığa gömmek istiyoruz. Dinen sakıncası var mıdır bunun? Bir de hocam babam bayram ikramiyesi aldı. Mahalledeki ya da köydeki çocuklara bunu harçlık olarak dağıtabilir mi? Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Saygı, hürmet bizden efendim. Babanıza da sağlık, afiyet diliyorum. Ankara'ya selamlar. Allah'a emanet olun. Yani daha amcamız ölmemiş ama biz diyor buraya gömmek istiyoruz. O da biraz şey olmuş yani. Yani inşallah amcamız şu anda acaba duyuyor mu bizi de dinliyor mu? Yani henüz, kötü bir niyetle sormamış. Henüz hayatta iken daha henüz. Biz buraya gömmek istiyoruz demesi biraz enteresan oldu. Evet. Ama yani. Tabii. Yani bu kadar samimi duygular. Bizim büyüklerimizde şöyle bir şey var. Doğdukları topraklara, ata yadigar topraklara gitmek arzusundalar. Şunu düşünüyorlar bence. Muhtemelen memleketi amcamızın.
Yani benim cenazem oraya gitmezse çoluğum çocuğum bir daha da köyümüze gelmez düşüncesi var. Buralar unutulur gidilir. Ondan dolayı böyle bir vasiyet bırakıyorlar. Ama çocuklar da şartları düşünüyor tabii. Uyulmalı mı? Yani bizim edebiyatımızda, kültürümüzde öyle değil mi? Benim köyümün evet sularını da yıkasınlar, topraklarını gömsünler değil mi? Böyle şeyler var. Haliyle bunlardan etkileniyor insanlar. Dolayısıyla yaşadığım onca değil mi geçmişim olan yerlere beni gömün diye bir istekte bulunması masum bir taleptir. Bu talebi makul ve meşru ölçülerde karşılanabilir mi? Karşılanabilir. Fakat imkansızlıklar neticesinde götürülmezse de buralarda defnedilir. Bazı vasiyetler vardır ki efendim icrası gerekir. Bazı vasiyetlerin de yerine getirilmesi gerekmez. Yani bu vasiyet tamamen aile içerisinde çözülecek bir şeydir. Mesela nedir derseniz işte diyor ki beyefendi ben Ankara'da yaşıyorum. Ailem, çevrem, herkes burada. Peki yani cenazeyi oraya götürmenin bize de yakınları için de katacağı bir şey yok. Sadece büyüğümüzün meşakkat. Büyüğümüzün sadece neyi? Masum bir talebi. Bu talep karşılanabilir mi? Gerçi böyle ne olacağı belli değil. Yani biz böyle istekte bulunuyoruz. Belki de nerede öleceğimiz de belli değil. Yani Ankara'da mı öleceğiz, Erzurum'da mı öleceğiz veya kendi memleketimizde mi yoksa çok uzak diyarlarda mı öleceğiz onu da bilemiyoruz. Böyle olunca gelecek için illa da böyle bir ben şuraya gömün, buraya gömün diye talepte bulunmak da ne değil de doğru bir talep değildir. Bunun da altını çizelim. Tabii Rabbim hepimize hayırlı ömürler veya hüsnü hatimeler nasip eylesin. Amin. Öldüğümüzde de o zaman aile ne yapacaktır? En uygun, en kendileri için hatta maddi manevi açısından mutlaka muvafık bir kararı vereceklerdir. Hiç şüphesiz. Şimdi Faruk Bey'in ikinci sorusu da şu. Devlet biliyorsunuz hocam emeklerimize bayram ikramiyesi verdi. Bu bayram ikramiyesiyle promosyon karıştırılıyor. O yüzden bayram ikramiyesiyle şunlar yapılır mı, bunlar yapılır mı, hayır hasenat yapılır mı sorusu çok fazla sorulmaya başlandı. Bayram ikramiyesiyle promosyon aynı mıdır? Değilse bu bayram ikramiyesiyle hayır hasenat, çocuklara hediye alma vesaire şeyler yapılsa bir sakınca olur mu? Tabii bayram ikramiyesi promosyon değildir. Onu bir defa altını çizelim. Çünkü emeklilerin hak ettikleri her bayramda işte efendim devletimizin kendilerine takdir ettikleri maaş artı bir ödenektir. Peki bu ödenek ikram, işte ikramiye dediğimiz şey ikramdır. Kişi ne yapıyor? Bu bayram ikramiyesini dilediği gibi harcayabilir. Kendi isteklerine, kendi efendim taleplerini, gereksinimlerini onunla karşılayabilir. Bunda bir sorun yok. Hatta ben yanlış anlamadıysam seyircimiz şunu dedi. Bayram ikramiyesini çocuklara dağıtmak. Evet öyle söyledi. Yani bana devlet ikramda bulundu. Ben de bunu ne yapıyorum? Çocuklara yani ikramiyeyi ikram olarak ne yapıyorum? Haçlık olarak dağıtıyorum. Ne kadar güzel bir şey. Allah daha çok versin. Evet yani son derece isabetli olduğunu söyleyeceğim. Peki hocam. Çocukları sevindirmek o ikramiyeyle. Güzel bir iş yapıyorum. Güzel bir şey evet. Yunus Emre Bey'in selamları var. Muhterem hocam diyor, dün ben teravih namazı sonrasında vitir namazını kıldığım esnada kunut tekbirini almadığımı ve kunutları okumadığımı fark ettim. Namazdan sonra hatırıma geldi bu durum diyor. Ve seyir secdesi de yapmadım. Evet. Ne yapmam gerekir? İade mi etsin? Yani namaz içerisinde hatırladıysak aslında seyir secdesi yaparak kurtarabilirdik. Fakat seyir secdesi de yapamadıysak namaz geçerlidir. Yani burada bir kasıtlı bir durum yok. Kısaca endişe etmesin ama tabii namazda da unutmamak. Her şeyi yerli yerinde yapabilmek için de ne yapmak lazım? Özen göstermek lazım. Eyvallah. Yani geçen için yapacak bir şey yok. Evet namaz geçerlidir. Yani sehiv secdesini yapmayı unutursa da problem. O da o işte onu öyle olduğu için yani sehiv secdesi yapması gerekiyordu. Onu yapmayı da unuttu. Dolayısıyla namaz geçerlidir. Evet. Namaza bir halel gelmez. Kader Hanım da yine namazla alakalı bir soru sormuş. Annesi çok yaşlı olduğu için hocam namazlarda özellikle kaçıncı rekatta olduğunu sürekli karıştırır hale gelmiş. Bu durumda ne yapılmalı? Seyir secdesi mi yapmalıyız? Hocam bir tarif ederse seviniriz demişler. Yani ben bu sorudan şöyle anlıyorum. Yani bu normal bir insanın efendim işte sağlıklı, zinde, efendim her bir şeyi ne diyeyim yerli yerinde yapabilecek bir insanın bir defa başına böyle bir şey geldiyse tamam. Bu namaz ne olur? Namaz şek ve tereddüt kabul etmez. Baştan iadesi gerekirdi. Fakat sık sık başına gelen, sık sık namazın rekatlarını karıştıran bir insanın yapması gereken şey nedir peki? Ne yapmak? Namazın işte ben 3 mü 2 mi kıldım? Peki net bir karara varamıyorsam. Yani hani zannı galebe deriz ya. Hı hı. Yani kesinlikle efendim 3'tür herhalde diyemiyorsam. Ya arada kaldıysam burada ne yapmalıyım? Az olana kanaat getirmeliyim. Yani 2 demeliyim. Hı hı. Ondan sonra da
ne yapmalıyım? Onun üzerine eksikse 4 rekatsa tekrar 3. ve 4. rekatı da kılmalıyım. Fakat burada şu şey var, yani kılarken nasıl edeceğiz? Kılarken nasıl yapacağız? Efendim 2 olduğuna kanaat getirdim, oturdum. Ayağa kalktım 3. Değil mi? Artık ne yapacağım? Fatiha okuyacağım. Oturacağım. Belki bunun ne olabilir? 4 olma ihtimali vardır diye orada da oturacağım. Peki tekrar oturduktan sonra, tahiyyattan sonra tekrar tekbir alıp ayağa kalkacağım. Peki oradan yine Fatiha okuyup oturup sonunda da ne yapacağım? Sehiv secdesi yapacağım ve namazım inşallah ne olacak? İkmal edilmiş olacak. Kısaca tekrar tekrar namaz kılmaya gerek yok. Yani bu durumu bilmeyen insanlar ne yapabiliyor? Sık sık böyle unutan bir insan namazın başına geçiyor. Saatlerce olmadı bir daha, olmadı bir daha, bu kadar uğraşmasına gerek yoktur. Eyvallah evet. Hocam. Hayriye Hanım'ın bir sorusu var. Diyor ki hocam ben Recep ve Şaban aylarında kefaret orucu tutuyordum. Fakat kefaret orucu tuttuğum sırada bir sefere çıkmam icap etti. Orucu ara verdim. Dönünce hemen başladım diyor geri kaldığım yerden. Fakat bu sefer de Ramazan girdi. Ben sayımı tamamlayamadım diyor. Bayramdan sonra hemen devam etsem olur mu yoksa sıfırdan mı başlamam lazım? Yani yaptığımız, tuttuğumuz oruçlar boşa gitmedi. Allah'ın izniyle inşallah Rabbim ecrini ve mükafatını zayi etmedi inşallah. Fakat kefaret yerine geçerli oldu mu? Olmadı. Kefaret nedir? Başlayıp efendim meşru bir mazeret olmadıkça, ki meşru mazeret ne olabilir? Efendim mesela işte kadının özel günleri gibi, o elinde olmayan şeyler. Fakat sefere gidip gitmeme kendi elinde değil. Hatta gittiğinde de oruç tutmamak değil, tutabilirdi de. Yolda da olsa tutabilirdi. Tutabilirdi de. Yani sefer için kefarete ara vermek, sonra da Ramazan'ın girmiş olması, peki 60'ı tamamlayamadıysa, yani iki kameri ayı dolduramadıysa ne yapacaktır? Haliyle o namazlar, tutulan oruçlar nafile bir oruç olarak yerine geçecek. Biz ne yapacağız inşallah? Tekrar kefaret için bir daha başlayacağız inşallah. Peki efendim, Ayşe Hanım'ın selamları var. Eczanelerde satılan doğum kontrol haplarını kullanmak caiz midir diyor. Şimdi bu ilaçları kullananlar, hatta biz bu tür sorulara cevap verebilmek için ister istemez uzmanlarından bilgi alarak bazı şeyleri söylüyoruz. Şimdi gerçekten aşırı derecede ne yapar? Hormon barındıran nedir? İlaçlardır. Dolayısıyla bu ilacı kullanan kişi efendim bir takım hormon bozukluklarına da nedeni olabiliyor diyorlar. Yani sağlık açısından da riskleri barındırdığı da bir hakikat. Fakat biz asıl hükmü bunun üzerine değil de şuraya kurmak istiyorum. Bir insan gerçekten hamile olmamak için doğum kontrol amacıyla bu tür hapları kullanırsa nedir? Efendim döllenmiş bir yumurtanın, ki spermle yumurtanın efendim o rahime tutunma işinin efendim engellendiğini de ne yapıyor? Uzmanlarımız söylüyor. Kısaca ne yapmış oluyoruz? Dolaylı olarak buna bir yani ne diyeyim, döllenmiş yumurtanın hamileliğini engellemeye yönelik olunca bu ne olabiliyor? Efendim İslami açıdan, yani İslam ahlakı açısından ne olabiliyor? Aslında döllenmiş bir yumurtanın itlafına da ne yapıyoruz? Sebebiyet veriyoruz. Yaptığımız iş dolayısıyla ne değildir? Gerçekten bir canlının hayata tutunmasını engellemek olduğundan dolayı büyük vebale giriyoruz. Bunun için bu haplar yerine bu hapları kullanmamalıyız. Başka tabii veya riski az olan efendim veya işte tabii olan efendim doğum kontrol şeylerini uygulamalarını yapabiliriz. Bu hap kullanmak tabii ki riskler barındırdığı için caiz olmadığını söyleyebilirim. Peki efendim, teşekkür ederiz. Atemer Bey'in selamları var. Diyor ki hocam ben biraz iş hayatının getirmiş olduğu bir takım yoğunluklardan dolayı fitremi veremedim. Yarın da malum bayram. Bu saatte de verecek kimseyi bulamadım demiş. Şimdi yazmış bu soruyu. Yarın bayram namazında dağıtsam, hatta camiye gelen çocuklara pay etsem olur mu demiş. Yani ben Atemer Bey'in yerinde olsam ben şöyle yaparım. Şu an bile sabaha kadar bunu bir şekilde ne yapabilirim? Elimden çıkartabilirim. Fakir bulabilirim. Yani artık teknoloji imkanlarımız var. Ne yapabiliyoruz? Mobil bankacılıktan giriyoruz veya efendim internet bankacılığından giriyoruz. Bir fakirin işte hepimizin başına gelebiliyor. Efendim gerçekten hemen eş dost tavsiye ettiği birisinin hesabına direkt aktarabiliyoruz ve bunu görevimizi bayram sabahına kadar da yerine getirebiliriz. Ha soru şurası ise eğer, benim böyle bir imkanım yok. Yani siz Ankara'da oturuyorsunuz, belki bu imkanların içerisinde bu fırsatlarınız var, bu kadar rahat konuşuyorsunuz diyebilir seyircilerimiz. Benim o imkanım ve fırsatım yok. Peki ben ulaştıracağım kişi de şu anda yanımda, yöremde değil. Ben ancak bayramdan sonra
veya bayram günlerinden sonra ne yapacağım, ulaştırabilirim diyorsa, evet geç de olsa fitresi yerine gelmiş olur. Eyvallah hocam. Evet. Bu tarz sorulardan sonra ne yapıyorduk efendim? Türkiye Diyanet Vakfı'na fitresini kısa mesajla göndermek isteyen izleyicilerimiz için bir hatırlatma yapıyorduk. İşte Atamer Bey dedi ki ben veremedim. Hocam mesaj ve mobil uygulamalardan bahsetti. Fitre yazıp 2177'ye bir kısa mesaj gönderdiğinizde 130 Türk lirasını bağışlamış oluyorsunuz. Biz de bu adeti her soruda bir defa yapmak kaydı şartıyla her seferinde yaptık. Henüz fitresini verememiş olan kardeşlerimiz, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla fitrelerini kısa mesaj yoluyla fitre yazıp 2177'ye gönderdiklerinde 130 Türk lirasını bağışlayabilirler. İstanbul'dan Feyza Nur Hanım hattımızda. Alo. Merhaba. Sağ olun efendim. Merhabalar. Benim sorum olacaktı. Buyurun. Allah'a emanet ol tabiri çok yaygın. Ama Allah'a ait olan bir insan nasıl sahibine emanet edilir? Bunu merak ettim. Allah Allah. Hakikaten güzel bir soru. Teşekkür ederiz Feyza Nur Hanım. Allah'a ait olduğumuzun bilincinde olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Siz de dikkat ettiyseniz siz de Allah'a emanet olun dediniz. Yani riskli bir şey, sakıncalı bir şey mi yaptınız? Ben Allah'a ait olmanın bilincinde kalın dedim. Sonunda Allah'a emanet olun dediniz. Dedim mi? Dediniz evet. O ağız alışkanlığı olmuş artık. Ama kötü önce bir... bence oradan başlayalım. Hocam şöyle. Evet, lütfen. Ben burada yanlış bir şeyi sürekli yapıyor olsam İdris Hocam, Mehmet Hocam, Fatih Hocam kesin beni uyarır zaten. O yüzden demek ki doğru. Ben bu sorunun cevabını evet. Anladım bile şimdi. Yani ben açıkçası bu bazı kelime ve kavramlara arkasına çok takılıyoruz. Hatta ondan hiç böyle bizim ne diyeyim tahayyül edemediğimiz, hiç de öyle düşünmediğimiz anlamlar çıkartıyoruz. Evet. Ben buna gerek olmadığını düşünüyorum. Yani Allah'a emanet olun cümlesi aslında yani gerçekten seni, yani seyircimiz öyle ifade etti ya, gerçekten senin sahibine emanet ediyorum. Onun korumasında, onun himayesinde olasın. Değil mi? Yani güzel bir, şey güzel bir duadır yani. Bundan başka anlamlar çıkartmamak lazım. Eyvallah. Evet. Şimdi az evvel program içerisinde bir izleyicimiz babam vefat ettiğinde köye götürülmek istendi falan, istiyor falan dedi. Şimdi bir memlekette cenaze namazı kılınıyor. Bir de yaşadığı yerdeki eş, dost, akraba, talukat, konu, komşu kılıyor. İki defa cenaze namazı kılınıyor. Hatta aynı kişiler ikişer defa aynı mevtanın üzerine namaz kılıyor. Bunda dinen bir sakınca var mı hocam? Yani dinimiz, daha doğrusu müştehit fukaha ne yapmış? Cenaze namazının farz-ı kifaye olduğunu söylemiş. Yani bir grubun, bir kişinin kılmasıyla diğerlerinden de o yükümlülüğün kalktığı bir hakikat. Yani kılamayan insanlar bir daha kılsın, bir daha kılsın. Hatta kılanlar tekrar tekrar kılsın. Uygulaması ne değildir? Mesnun bir uygulama değildir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına baktığınızda evet, ha şöyle örnekleri var. Peygamberimiz bazı kişilerin cenazelerine kılmadığında kıldığı rivayetler var. Ama kendisi kılmadığı için kılmış. Şimdi buradan hareketle müştehit fukaha şöyle diyor. Mesela Hanefilerin bakış açısı şudur. Bir yerde bir cenaze namazı kılınmışsa tamam, o görev bitmiştir. Sünnet yerine gelmiştir. O yani o mevtaya, o müteveffaya efendim son görev ifa edilmiştir. Peki bundan sonra efendim başka yere cenazeyi nakletmişsek orada bir daha cenaze namazı kılınması gerekmez. Yani kılınıyorsa bu sünnete uygun değildir. Hanefiler aynen böyle bakıyor. Hatta tekrar tekrar kılınmasını da ne görüyor? Mekruh görüyor. Diyeceksiniz ki bu kardeşimiz, soruyu soran kardeşimiz, efendim ben Hanefi mezhebine mensup değilim. İşte ben Şafii'yim diyorsa, Şafii'lerde bu tür şeyler var. Yani cevaz var. Bir insan mesela başka diyelim ki fukaha da şöyle diyor. Eğer cemaatle kılınmışsa ikinci namazı münferiden kılar diyor. Çünkü Peygamberimizin öyle uygulaması var. Evet. Yani cemaatten cenaze namazı kılınmış, kendisi kılmadığı için ne yapıyor? Münferiden kılabiliyor. Ben böyle bir uygulamayı bazen de ne olabiliyor? Gerçekten meslektaşlarımız, hatta oradaki yetkili olan arkadaşlarımız ne olur? Zor durumda kalıyor. Yani ne yapılmış? Bir başka bir şehirde gerçekten orada bir cenaze merasimi yapılmış. Sadece burada ne yapılacak? Defini burada yapılacak. Biraz da çevreyi de şeye getirip biz burada illa da cenaze namazı kılacağız diye orada büyük, ondan sonra diyelim ki gerçekten istenmeyen hadiselere de sebebiyet verenler çıkabiliyor. Lütfen mesnun olmayan bir uygulamayı ne yapmayalım? Tekrar ihdas etmeye çalışmayalım. Eyvallah hocam. Evet. İnşallah dikkate alırlar. İnşallah hocam.
Yozgat'tan bir telefonumuz var. Kemal Bey hattımızdaymış. Alo. Furkan Hocam, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Kolay gelsin, hayırlı programlar. Allah razı olsun. Kemal abi, bu ne güzel İsmim bir enerji. Kemal Yılmaz. Maşallah. Sayın Hocam, İdris Hocam'a da çokça selamlar. Aleyküm Rabbim selam. Kolaylık versin. Amin. Hocam bir soru sormak istiyorum ama. Tabii buyurun. Şimdi bu promosyon, bankadan promosyon parası aldık. Bu parayı kendimize kullanmıyoruz. Fakat cam, mezarlığımız etrafı yıkık, perişan halde. Buraya kullansak uygun mudur, caiz midir? Soralım. Kemal Yıldız. Rabbim inşallah kolaylık versin bakalım sizlere. Amin ecmain. Hayırlı bayramlar şimdiden. Çok teşekkür ederiz. Yozgat'a çok çok selam ederiz. Hayır duanızı eksik etmeyin lütfen. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Promosyon parasını mezarlık bakımı için, hani oralarda eksik olan şeyleri tamamlamak için kullanabilir miyiz? Yani biz promosyonu tabii kendimizi ve bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere harcamayalım. Çünkü burada ne var? Bir takım şüpheler ve şaibeler vardır diye ısrarla vurguluyoruz. Peki vatandaş diyor ki ister istemez nereye harcayayım? Biz de diyoruz ki kamu hizmeti veren yerlere, toplumun ihtiyaç duyduğu alanlara, hatta fakru zaruret, mağdur, muhtaç olan kişilere diye söylüyoruz ya. Zaten Kemal Bey onu söylemeye çalışıyor. Tamam, ben kendime ve bakmakla yükümlü olduğum kişilere harcamayacağım. Kendi yükümlülüklerimi değil, toplumun gerçekten ihtiyaç duyduğu bir alanda ne var? Bir açık var. Ben promosyonla o tür ihtiyaçları karşılayacağım diyorsa ne olabilir? Evet, İsabetlidir. Oraya harcayabilir, evet. Peki efendim, teşekkür ederiz. Şimdi Kemal Bey de hatırlattı. Ben de zaten programın başında bayram namazıyla alakalı soruları sona bırakacağım demiştim. Erkek izleyicilerimiz bayram namazlarında vaaz-ı nasihati dinlediklerinde bunu çok duyarlar. Hocalarımız vaaz ederler. Şu bayram namazının tarifini de son ana bıraktık. Yılda iki defa kılınıyor. Belki hatırımızdan çıkmıştır diye de bir takım uyarılar yaparlar. Evvela bu bayram namazının kılınışıyla alakalı sizden bir tarif istesek hocam. Sonra da özellikle hanımefendi kardeşlerimiz de son yıllarda bayram namazlarında camilerde olmak, o coşkuyu, o temaşayı hissetmek istiyorlar. Kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimiz de gelse bayram namazlarını kılsalar, uygun yer varsa, bunda dinen bir sakınca var mı diye böyle birkaç bayram namazı sorusu peş peşe gitse. Öncelikle tabii bayramımız mübarek olsun. Bayram sabahında da yapılacağımız en önemli ulvi görevimiz bayram namazı vakti girdikten sonra o namazı ne yapmak? Eda etmektir. Bayram namazının tabii ki hükmü hanefilerde göre vaciptir. Vaciptir. Şafilerde sünnettir. Şimdi vacip olan bu bayram namazını kılmak, peki kadın erkek kimlere derseniz, evet, bayram namazında aynı cumandaki şartlar gibi hür olmak, mukim olmak, efendim akıl bali olmak, efendim bir de erkek olmak gibi şartlar vardır. Fakat kadınlar kılamaz anlamına gelmiyor. Kadınlara kılmaması bir muafiyettir. Yoksa bir mağduriyet, mahrumiyet değildir. Onun altını çizmek istiyorum. Peki sizin sorunuza cevap vereyim şimdi. Bir kadın sabah namazına ve akabinde işte bayram namazına geldiğinde ne yapabilir? Bayram namazı namazı kılabilir. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınları özellikle bayram namazına teşvik ettiğine dair neler vardır? Hadisleri vardır. Hatta öyle ki yani ne diyor, genç kızlar da dahil olmak üzere bayram namazına. Hatta özür diliyorum, seyircilerimiz beni lütfen mazur görsünler. Özel günlerinde olan kadınları bile davet ediyor. Diyor ki o bayramın hayrından efendim ne yapın, siz de istifade edin. O coşkuya şahit olsunlar. Oraya şahit olun diyor. Peki özel gününde olan bayanlara diyor ki siz namaz kılanların arasında değil. Ne yapın? Kenarda durarak orada vaaz-ı nasihat var. Orada tekbirler var, tehliller var. Efendim orada ne diyeyim, bir ibaret, bir dua var. Peki ona siz de ne yapın, ortak olun diyor. Kılın anlamında değil. O kadınlar, özel günlerinde olan kadınlar kenarda, diğerleri de şey. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hutbe irad ediyor. Hutbe irad ederken tabii ki cemaat çok kalabalık. Şimdiki gibi mikrofon vesaire de yok. Ne yapabiliyor? Kadınlar duysun diye oraya bir münadi koyuyor. Peygamberimizin sözlerini onlara aktarıyor. Bir süre sonra kadınlara doğru yöneliyor. Bak, kadınlara doğru yöneliyor. Ve onlara efendim infakın, sadakanın önemi, ehemmiyetini anlatıyor. Öyle olunca kadınlar peki küpelerini, efendim bir ziynet eşyalarını vesairesini, hatta Bilal Habeşi efendim bir yarıya bir şey açıyor. Ve üzeri ne olabiliyor? Kadınların yapmış olduğu tasattukla, hatta
ne diyeyim, o ziynet eşyalarıyla, altınlarla doluyor. Çok ilginç şeyler var. Bunu bayram sabahında yapıyor Peygamber. Yani hanım kardeşlerimizin gelmesi Peygamber hiç Efendimizin aslında tavsiyesi. Sünnetine uygun, sünnetine evet uygun. Yani şu anda imkan olan, ki şu anda bir caminin efendim ne diyeyim yerleşkesinde biz bu yayını yapıyoruz. Ben cuma namazında gerçekten mesela bazen kadın cemaatimizin çok rahat, çok rahat cuma namazlarına gittiklerini, hatta bayram sabahlarında da rahatlıkla bulunabileceklerini hatırlatayım. Birçok camimiz de buna müsait zaten. Eyvallah. Teravih'te gitmedi mi kadınlarımız? Gittiler. Gittiler. Çok haliyle bayram sabahında da ne yapabilirler? Gidebilirler. Bayram namazının kılınışının tarifini alsak hocam sizden. Şimdi hani imamlarımız güzel. 9 tekbir, 2 rekat. Evet. Bu, nasıl olacak bu tekbirler falan? Şimdi aslında bayram namazı 2 rekat kılınan bir namazdır. Dedim, vacip dedim zaten. Peki 2 rekat kılınan namazda sadece ne var? Zevaid tekbirler var. Zevaid tek, yani artı tekbirler var. O tekbirlerde nedir? Efendim namazda ne yapıyoruz? Allahu Ekber diye durup ellerimizi bağlıyor muyuz? Sonra ne yapıyoruz? Sübhaneke okuyoruz. Sübhaneke okudan sonra işte şimdi zevaid tekbirlerimiz başlıyor. Efendim Allahu Ekber deyip bir, elimizi salıyoruz. Allahu Ekber deyip iki. Sonra Allahu Ekber deyip üçüncü tekbiri de alıyoruz. Ellerimizi bağlıyoruz. Peki imam ne yapıyor? Fatiha, Zamm-ı Sure okuyor. Ruku, secde. Sonra tekrar ikinci rekata kalktığında yine İmam Fatiha, yine Fatiha, Zamm-ı Sure okuyor. Zamm-ı Sure'yi bitirdikten sonra o zayid tekbirler yine, yani artı tekbirler, başlıyor. Diğer namazlarda olmayan tekbirler yine başlıyor. Efendim birinci tekbirde Allahu Ekber, elini salıveriyor. İkinci tekbirde Allahu Ekber, yine elini salıveriyor. Biz de cemaat olarak ona ne yapıyoruz? Uyuyoruz, iktida ediyoruz. Peki üçüncü tekbirde yine Allahu Ekber diye elimizi salıyoruz. Ama dördüncü tekbirde artık intikal yani zayid tekbirler bitiyor. Bu sefer intikal tekbiri başlıyor. Rükûya gidiyor. Allahu Ekber. Dördüncü tekbirde rükûya gidiyoruz. Zaten diğer namazlarda olduğu gibi. Rükû, evet, secde, kade, sonunda da ne yapıyoruz? Efendim tahiyyattan sonra teşehhüd, selamlamadan sonra tekbirlerle birlikte efendim imam ne yapıyor? Hutbeye çıkıyor. Eyvallah. Şimdi, yani orada hutbe durumu var. Evet. Olur ya hocam, meslektaşlarımız bir hata yapabilir. Bayram namazı çok yoğun, kalabalık olan bir namaz. Bazen sokaklara, caddelere kadar taşabiliyor. Bayram namazında yapılan bir yanlış sonucunda seyir secdesi yapılır mı? Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Tabii. Yani bir namazda aynı bayram namazında da olduğu gibi diğer namazlarında ne var? Yapılan hatalar sehvden dolayı efendim seyir secdesi yaptıracak durum varsa yapılır. Tabii. Eyvallah. Evet. Peki arzu edilmez ama başa gelebilir diye soruyorum yani. Bir kimse bayram namazını kaçırırsa kazası var mı? Bayram namazını tamamıyla, yani diyelim ki işte sen ben bayram namazına ne yaptık? Gittik ki namaz kılınmış. Namaz, peki şu olmaz yani, Hanefilerde özellikle bize kulak veren insanların kahrekseriyeti Hanefidir. Cemaatle kılınma şartı vardır Hanefilerde. Münferiden bayram namazı kılınamaz. Ben siz kaçırdıysanız hiç bayram namazına cemaate yetişememişsek ne yapamayız? Artık bayram bitmiştir bizim için. Ne yapılabilir? O saatte biliyorsunuz duha, işrak, hatta kuşluk namazı diyoruz değil mi? Evet. 2 veya 4 rekat ne yapabiliriz? Kuşluk namazı kılarız. O onu inşallah telafi eder diye düşünüyorum. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Diyanet'e Soralım ailesi adına sizin bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Evet, ben de bütün seyircilerimizin, sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Amin inşallah. Efendim. Allah razı olsun. Çok sağ olun, var olun. Evet muhterem dostlarımız, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın Allah nasip ederse bayrama erişeceğiz. Bayram namazına giderken yanımıza şöyle biraz kağıt para almayı unutmayalım. Gördüğümüz çocuklara şekerlemelerin yanında biraz da kağıt paradan harçlık verelim. Onların da bayram sevincine ortak olalım. Yüzlerin gülmesi bizim ahiretteki gülüşümüze vesile olacaktır diye inanıyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini sevabını Allah'tan bekleyerek ihya ederse, kalplerin öleceği günde onun kalbi ölmez. Rabbimiz geceleri ihya eden ve kalplerin öleceği günde kalbi ölmeyen kimselerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandığı için? Cami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, mezhebine. Öğrenmek herkese farzdır.